Şimdi hafta sonu yaptığımız HPV aşısı anketi gerçekten çok iyi gördü ve çok güzel yanıtlar aldık. Yaklaşık %18 kişi HPV aşısını çocuklarına yaptırmayacağını söylüyor. Bu videoda YouChekmem'deki amacımız işte acaba onları bu fikirlerinden caydırabilir miyiz? Kısaca ben HPV aşısı hakkında bilgi vermek istiyorum bugün size. Şimdi rahim ağzı kanseri sessiz katil de olarak adlandırılan bir kanserdir. Ve rahim ağzı kanserlerinin %95'inden fazlasından sorumlu ajan HPV dediğimiz human papilloma virüs enfeksiyonudur. Şimdi human papilloma virüsünün pek çok çeşidi var. Yani 200'den fazla tipi var. Ve bunların yaklaşık 20'si insanda hastalık yapıyor. 15'i ise, bu tiplerin 15'i ise kanserlerden sorumlu ajanlardır. Şimdi rahim ağzı kanserinin dışında HPV enfeksiyonu bugün boğaz kanserleri, işte bizim orofaringeal kanserler dediğimiz, işte anüs kanserleri, penil kanserler gibi pek çok kanserden sorumludur. Orofaringeal kanserlerin %95'inden fazlasında HPV tip 16 virüsü saptanmıştır. Rahim ağzı kanserlerinin ise %70'inden fazlasında tip 16 ve tip 18 pozitifliği mevcuttur. HPV enfeksiyonu nasıl vücutta enfeksiyon yapıyor? Genellikle sessiz bir enfeksiyon yapıyor. Çünkü hızlı bir bağışıklık sisteminin gelişmesine neden oluyor ve hiçbir semptom vermeden HPV rahim ağzına yerleşiyor ve yıllar boyunca hastalık gelişimine neden oluyor. HPV enfeksiyonları epitelial enfeksiyonlardır. Yani rahim ağzının epitel kısmını tutar ve yıllar içerisinde prekanseröz dediğimiz kanser öncüsü lezyonların gelişmesine ve sonuçta da kanser oluşmasına neden olur. Şimdi HPV aşısı işte özellikle tip 16, tip 18'in yaptığı enfeksiyonun ve enfeksiyon sonucu oluşan prekanseröz ve kanser lezyonlarının önlenmesi amacıyla geliştirilmiş bir aşıdır. Bugün cinsel temasla bulaşan en sık hastalık HPV enfeksiyonudur. Ve kimin biz HPV taşıdığını maalesef bilmiyoruz. Genellikle HPV vücuda girdikten sonra 1-2 yıl içerisinde vücut onu temizliyor. Ama rekürren dediğimiz HPV pozitifliğinin uzun süre devam ettiği hastalarda kanser gelişimi için aday hastalar haline geliyor. Şimdi HPV enfeksiyonlarının ya da kanserin önlenmesinde bir takım basamaklar var. Birinci basamak aşıdır. İkinci basamak işte simir artı HPV DNA dediğimiz tarama testleridir. Üçüncü aşamada artık kanser gelişti. Kanserin tanısı ve tedavisini ve bakımını içermektedir. Bizim amacımız birinci basamakta HPV'nin neden olduğu enfeksiyonu önlemeye yönelik olmalıdır. Şimdi buradaki yaş grubumuz, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği yaş grubu 9-14 yaş arası özellikle kız çocuklarıdır. Pek çok ülkede kız çocuklarıyla birlikte erkek çocukları da HPV'ye karşı aşılanmıştır. Şimdi aşılama sonucunda birçok hem prekanseröz dediğimiz kanser öncüsü lezyonlar hem de rahim ağzı kanseri önlenmektedir. Özellikle kansere karşı aşının koruyuculuğu %70 ila 90 arasında olmaktadır. Ha şu aklınıza gelebilir, nasıl olsa elimizde bir simir testi var. Her yıl biz onu yaptırıyoruz. Simir de kanserden ölmeyi engelliyor diye düşünebilirsiniz. Burada aşı HPV'nin neden olduğu tüm enfeksiyonları ve buna bağlı oluşan HPV bağımlı kanserleri önlemektedir. O yüzden de bizim hedef grubumuz 9-14 yaş arası kız çocuklarıdır. Erkek çocuklarının da aşılanması hem erkekte oluşacak kanserleri hem de erkeğin taşıyıcılığını engellemektedir. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Hoşçakalın.